daha yüksek oranlar sadece mahallenizdeki iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Kırmızı Real Madrid Kırmızı ben. Ben. Vardır ya alternatif olması. Santroforu ver bana. Haaland. Haaland'ı ver. Arkasında derin oynayan Benzema'yı koydum. Benzema'yı on numaraya tamam. çektim. Ha. Zamanında Rooney'nin yaptığı evet. gibi. Sola Vinicius'u koydum. Tabii canım. Sağa Mbappe. Mis. Merkezde Kamavinga oyun yeni takım oluyor. Ya Serdar İlçelikler şöyle bir tüyleri diken diken oldu tamam. sen Kamavinga deyince. Ha. <laughs> <Cross gülüyor> hala tecrübesiyle evet. 8'i oynuyor. Modric var abi. Modric yok ya. Modrić var. abi. Dur abi Kamavinga'yı koyduk. Takımı genişleştirdik. O zaman şeyi de koyacaksın. Bizim diğer Valverde. Valverde mi? Valverde'yi şey yaptık. Kim? Ee, Portekiz'den gelen takımın hala 6 numarası olan oyuncuyu. Casemiro'yu. Ha Casemiro oynadı. O da yaptık. var. O da bir 11 yapıyorum. Bir maç 11'i. Ha. Valverde'yi koyduk. Sola Real Madrid'de bir transfer haberi vardı. Ha, geleceğim ona. Solda Alaba tecrübesiyle. Ha, stoperden şeye çektin sen. Evet. O zaman Casemiro'yu Casemiro'yu çekelim. kimi yaptın? Rudiger'in adı konuşuluyor. Thomas Suhel bırakmaz ki. Tamam, Real Madrid alır. <laughs> Şimdi ben burada Serdar Elçeliklerlik yaptırır <laughs> mı Real Madrid alır. Kim bırakır, kim bırakmaz beni ilgilendirmez. Rudiger'i aldı. Tamam. Bizim kardeşimiz Burada yoluna devam ediyor. Neydi bizim stoper ismi? En iyisi o <laughs> takımın stoper olarak da. Alaba'nın partneri kimdi abi Real Madrid'de? Portekiz'den gelen çocuğun adı evet. ya. Mi? Militao. Milita, Militao. Militao ha. Militao. Eder oynatalım. Militao. Ha. Eder Militao. Bir tane daha vardı orada ya. Militao'yu oynatalım evet. biz. Sağ bekimiz. Sağ beke de transfer lazım. Abi Joshua Kimi'yi çekelim. Sen ne yapıyorsun? Yavaş <gülüyor> <gülüyor> Yavaş ya. e, sağ beke kimi Kalecimizi çekebiliriz? Kalecimizi kurtuva formda. Sağ beke transfer Real Madrid için yani şimdi ya zamanında sen hakimi niye bırakıyorsun? Evet abi ya nasıl işte, bırakırsın hakim, sen ya? Yani. İki kere bıraktın. Evet. Dortmund'a yolladın, oradan geldi. Şeyi yolladın yani. ya. Abi. Karma devam et. Ama ya, çok yaşlandı abi. Alaba burada. Buraya genç güzel bir Ya şey bizim Arsenal'da artık giyemeyen moda ikonu olan çocuğu çeksek buraya nasıl olur Real Madrid'de? Belen. Abi takım en baştan Haaland takımı kurduk. Ya Salgado'da da oynadı abi takımla. Boş ver Ama ya, işte, ya zaman. <laughs> Alaba var, şey var abi. Yani. Salgado yerine şey e, hadi Beler'in koyduk yani. Real Madrid enteresan bir transfer yapmış. Sportif direktörün ilginç tercihiyle sağ beke böyle şey getirmiş öyle. Premier Lig'den falan bir sağ bek getirmiş. Kevin Trippier olur. Kyle Walker abi. Çekemezsin ama sizden. İmkansız yani. Siz Kim? Çekemezsin yani. Bak City'den mi? Barcelona. Bak dikkat et City'nin gönderdiği oyunculara. Agüero'yu Barcelona'ya. Ferran Torres Pep Hep hocam diyor ki gidip Barcelona'ya Barcelona ya yani. ayağa kaldırın diyor yani. da <laughs> yapıyor. Real Madrid'de bir sağ bek önerisi <laughs> istiyoruz buradan. Genç scoutlardan evet. da futbol severlerden. ama şey oldu yani gitsin hani Kimmich gibi, Kyle Walker <laughs> gibi, Trent Alexander-Arnold gibi falan. Daha olabilecek bir sabit önerisi istiyoruz. Nasıl takım oldu? Üf felaket. Barcelona 8 Tripi olur o şampiyon ama. olamaz. Evet, do do doğru, doğru, yani İngiltere'ye dönecek gibi ya. Milan'dan Hernandez'i çekelim abi ama sol bek. Bir Solbeck. Ters ayaklı birisi olur mu orada? Ters ayaklı sabit. Ancelotti hocam oynatmaz. Oynatmaz imkansız. O düm, dümdüz gider. Dümdük gider öyle söyleyelim yani. Kim olur abi Sabik? Kim geliyor aklınıza? Var mı Sabek? Real Madrid Sabek'i. Yok abi. Yok abi. Akılları. Gelmiyor. Hakikaten gelmiyor. Çünkü hep en iyisini düşünüyorsun abi. Aklına hep kanser omen Solu falan geliyor. Kalbi okunca Hı -hı. şu hakim geliyor yani. yani Scott, şimdi 18 yaşında çocuğu da oynatmaz ancak hocam, hocam benim. İzleyicilerimizden evet. yardım istiyoruz. Real Madrid'de bir scout. Şey bir Sabek. Yaptık takımı. Şahane oldu. Ön tarafa. Ben zaman 10 numara falan oynatıyoruz. Tabii canım. Muazzam. Mbappe, Allah. Vinicius, Missions Junior, Rodrigo filan yedek. Süper olur. abi. Deandre Etlin abi. Gider fıfır yani adı da. Ancak hocam Etlin'den farklı bir şey çıkartır. Sakatlanmasaydı Sfinas Zolu'yu tekrar aa şey filan olur ya. Mahalle falan tarzı böyle bir İtalya'dan ha. Ha, Atalanta zaten çok fazla şey yapmıyor diyorsun. Kullanıyor o, kullanıyor. şey. Tamam. Leicester'dan bir kastan? Yok abi Real yok, Madrid. Yok. Real Madrid abi. En Real Madrid. iyisini çeker orada. Çeker. O yüzden tamam. Joshua Kim dedik abi biz. Bakalım. Boşuna söylemedik ama Joshua Kim zaten sportif direktörlük rolü belli şu anda Bayern Münch'te yani. o, o zaman orada. son kapanışı da Euro 2020'nin şampiyonu 21'de oynayan evet. İtalya ile yapalım. Ben daha belgeseli izlemedim. 78 Aha, dakikalık belgeseli. Yok izleyeceğim. Kaydımda zaten. Onu şeye bıraktım. Hani şimdi ligde bitti ya. Çok yani şu kupa maçlarına da geçelim. Şöyle bir hafta sonu bir Ocak rehavetiyle şöyle bir çökeyim Netflix'in başına. Akacak, Oradan gidecek. izlemeye başlayayım yani. Onu düşünüyorum. Tabii Mancini hocam çok büyük bir işi total bir ekiple başardı. Yani sadece Mancini'nin başarısı değildi bu. Kolektif emeğin gerektirdiği bir şeydi. Muazzam gittiler, muazzam katıldılar ki şu anda o İtalya Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek. Maalesef hani evet. bir Portekizlerseker bir de rakibimiz olacak. Rakibimiz olacak İtalya'dan bahsediyoruz ama e, Avrupa Euro 2020 macerası çok doğru çözümlenmiş. Kendi takımının analizini doğru yapmış Mancini'nin ve ekibinin başarısıydı. Ben öyle bakıyorum. Sadece rakip analiziyle olmaz. Kendi takımında ne oynayabileceğini bilmen gerekiyor. Mancini İtalya'nın ne oynayabileceğini bilerek geldi Euro 2020'ye ve oyunu neredeyse hiç vazgeçmeden oynattı. Eee kim sakatlanmıştı şeyde İtalya'da? Spinaz. Spinaz da olsa sakatlandıktan sonra şöyle bir ben oldum. Allah Allah dedim dur şimdi abi bu takımda her şeyin hani bir kilit adam vardır ya çekersin ve bir zincir darma duman olur. E, o zinciri de bozmadan devam ettirdi e, Mancini. Tam pragmatist istediği hedefe kitlenen ve e, o hedefin sonunda da o kupayı alan bir İtalya var idi. Ve aslında izlediğimiz en iyi İtalya değildi. Yok. Çok daha iyi İtalyalar gördük. Çok daha iyi kadrolar gördük. Çok daha gördük. yetenekli kadroları gördük. Tabii Biz. yani 2000'lerin ortasındaki Toplilerin, Motlilerin, bu olduğu yani, kadroları biliyoruz iki, yani. Mesela 2000 finalisti 2006 şampiyonu evet. bu İtalya 2012 İtalyası. 2012 miydi? 2014 müydü? Balotelli İtal İtalya Balotelli İtalyası. 2012 Avrupa Şampiyonası 2012 Avrupa İtal Şampiyonası. Şampiyonası. Bunlar daha gösterişli, daha böyle bir heyecan yaratan İtalya'ydı. Ama bu İtalya daha doğru bir İtalya. Hı -hı. Oyunu daha doğru oynayabilen daha beceri becerili yönlerini öne çıkarabilen bir İtalya. Bunu da Mancini yaptı. Geldiğinden itibaren yani 2018'e gidemeyen, bayağı çöküş yaşamış, evet. bitmiş neredeyse İtalya'yı işte 50 küsür, 60'a yakın oyuncu kullandı. Serie B'den Tonali'yi çekti. Serie A'da yani onu 18 yaşında A, A Milli takıma çekti. Aynı kadroda 35 yaşında ilk defa 35 yaşında milli olan Caputo'yu da çekti. Yani inanılmaz herkesi bu birlik beraberliğin içerisine soktu. Bu tabii ki Euro 2000 ve sonrası. E şimdi 37 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı ve bunu 3 yıla yaydı. Ve bunu 3 yıla yayınca farklı oyuncularla bu seriyi devam ettirebiliyorsun. Hani atıyorum bir paket içerisinde 15 maç yenilmeyince, 20 maç yenilmeyince şu olur yani aynı ekip hani 13 14 tane sabit oyuncu onlarla beraber oynadığım bir oyun var ama 37 maç 3 yıla yayılınca 3 yılda 60 tane oyuncuyla bunu yapınca doğal olarak oyuncuya bağlı değilsin. Sistemin öne çıkmış evet. oluyor. Sistemin gücünü gösteriyorsun. 93 Hı. gol atıyorsun. Sadece 12 gol yiyorsun. Çok güçlü bir oyun. Çok gösterişli bir oyun. Hı. Ta ki Avrupa Şampiyonası kazanıp... Rehavet. Oh deyip ondan sonraki artık debelenme Hı. ve şu geldiği nokta da büyük hayal kırıklığı. Yani 2021'in en yükseleni İtalya ise 2021 bitmeden geldiği noktada benim için çok büyük hayal kırıklığı. Ben şu soruyu da kendime sordum. İtalya'nın başarısını hiç küçümsemeden. Çünkü ligin ne kadar kaliteli hale gelirse oradaki lokal oyuncular da o kadar kaliteli hale gelir. Tabii. Acaba Avrupa Şampiyonası 2020 yılında mı? normal takviminde yapılmış olsaydı böyle olur mu? Böyle olur muydu? Bu soru hep aklımda bir köşede yer etti. Diğer değişimden de bahsedelim. O çok yıldızlı kadrolarda İtalya'ya yani gök maviler diye tabir edilen İtalya'ya moda ikonu ve hatta çok yakışıklı oyuncuların olduğu bir grup olarak da bakılıyordu. Portekizle beraber özellikle işte Fernando Couto'lar, kaleci Vitor Baia'lar dön İtalya'ya. Del Piero'lardan tut, Del Piero, böyle Cannavaro, Del Piero, Nesta falan böyle hani şey olanca yakışıklılığı olan takımların hep hayal kırıklıkları vardı. Portekiz'de Uf. dahil olmak üzere. Ama e, tabii Buffon, Buffon hala klas bir adam zaten yani. E, ve dön şimdi bu İtalya'da hani böyle moda ikonu olarak çıkartabileceğim böyle hani babaya bak be diyeceğin şöyle bir düşünelim şeyi İtalya kadrosunu e, seninle. Abi zaten stoperlerde patlıyorsun. Chiellini ve hani Bonucci yine tipten kurtarsa da hani ideal o İtalyanın stoper hattı değil yani. Ya Spinazzola ama ö, yani, yani o ö, kadar kendiyle ö, ilgilenen oyuncular yok demek Yok mı anladım anladın yani, değil mi? Saçlar, kıyafetler, kıyafetler gözlükler, Del Piero sakalı böyle evet. ince işçilik yapardı yani buradan bir çizgi Aa, buradan canım. bir çizgi. E Kanna var o zaten. Dediğin gibi. Yani şey yok. Ee, e, kendiyle ilgilenmekten ziyade topuyla daha fazla ilgilenen adam. Barella normal. Tıraşlı bir adam. Tabii canım. Berardi. Chiesa. Eza. Immobile biraz hadi. Hadi onun sarı. Adam, sarı saçlarından sebep yani. Aynen. Şey, şekilli abi yani. Ondan sonra düşünüyorum şimdi orta sahayı başka. Evet yani Locatelli. Heh. Locatelli gider oraya. E tamam bir tane de olsun abi. <gülüyor> Locatelli <gülüyor> gider. Yani. Donnarumma da normal. Tamam fizik falan Fez çok ama iyi. Ama normal yani O özellikleriyle evet. çıkmıyor. Espinaz Di Lorenzo, Florenzi. Normal, Normal yani. Normal adamlar yani. İnsiniye falan ufak tefek zaten. Evet. evet. Öyle bir şey yaptım. Ben hep İtalya'yı o şekilde düşündüm yani Euro 2021'de kazanırken. Abi adamlar şekilcilikten daha farklı bir yere geldiler diye. 2000'lerin başındaki şekilcilikten çok daha farklı bir yere evrilen İtalya var. O 2000'lerin başındaki şekilciler de hem şekilciydi hem de topçuydu. topçuydu yani. tabii yani. Büyük topçular. Ya İtalya'yı zaten şeyde 2002 Dünya Kupası'nda falan şey yaptılar. Dürüm yaptılar ya. Yani. Tabii abi. İsmi ne? İsveçli hakem miydi? Kore, akem, Japon, Japon mu? Koreli mi ne bir hakem vardı. İki kere darma duman ettiler. Bir İspanya mı bir darma duman ettiler. Bir İtalya'yı duman ettiler bir, 2002'de. Kore maçında ha, Kore maçındaki hakem. maçında da... İsveçli'ydi hakem yanlış hatırlamıyorsam ama işte Perugyalı <laughs> Wong'da gol atmıştı <laughs> falan. Enteresan bir süreçti. Işte. Şey o Euro 2000'i falan hatırlasın abi o forma. Ya, beyaz. Tamamen beyaz ve mavi beyaz kombinasyonlu forma. Tottiler falan var. Hepsinin saçları yani. uzun diyor. Evet. O zaman moda oydu ama yani. Evet. Güzel, güzel zamanlardı ama bu İtalya... Şimdi de güzel. Afili şimdi. delikanlılardan kupayı uzanan yolculuk diyelimiz o zaman. Şimdiki zamanlar da güzel. Umarım e, dünya kupasına gidememe hayal kırıklığını kendi içlerinde çözerler. İnşallah. Biz bir Portekiz'i geçelim de. Evet yani. Üzüleceğim İtalya içine. Hay hayal kırıklığımın devam etmesini ama ya, istiyorum. Bu hikayeyi de kendimiz biz soktuk. ya Serkan biliyor. Herkese şimdi anlatmaya gerek yok. Yani... Hollanda ve Norveç 6 puanla çıkıyorsun. O şeyden biz 4 puan iyidir diyorduk değil mi? İşte bu da 2021'in ayrı bir <laughs> konu başlıyor. Tamam alıyorsun ondan sonra. Letonya'ya karşı öndeyken beraber bitirdik değil mi? Hı -hı. Biz hep öne geçip maçı verdik. Karadağ yani. karşı öndeyken. Şimdi o ikisinden Üçten verdik maçı. Evet bak o ikisinden galibiyetle çıkmış olsaydık. Zaten biz gitmiştik abi şu anda şeydeydik yani. Şu anda Vole'nin e, beyin takımı... E, Dünya Sinanda da Tolga Beyler şu anda Dünya Kupası sponsorluklarını yani. bağlamışlardı bile ya. Ben, sana söyleyeyim yani. ben yine gideceğimize inancımı. Ateş onu, koruy onu koruyalım, onlar da koruyalım. Yani ne yazık ki bakıyorsun bir yanda Portekiz, bir yanda İtalya. Dünya Kupası bu iki takımdan mahrum <laughs> kalacak. Biz gerekeni yaparız onlar için de. İnşallah. Onlar için de oynarız. İşte Fankun hocamıza güveniyoruz o zaman, öyle Hı -hı. diyelim. Yani Hı -hı. inşallah doğru çözümlemelerle çıkarız oraya. Yani hep güvenle başlıyoruz. Umarım sonunda başka şeyler evet. konuşmayız. Peki 2021'in spor olaylarını böyle konuştuk. Bu arada değinmeden etmeyelim tabii ki onun kalp rahatsızlığından Maalesef. futbolu bırakması. Eriksen, Eriksen'in bu kalp rahatsızlığını yaşaması ee, önce sağlık dedik. 2022 için de bunu söyleyelim. Evet. Önce sağlık. Ama Simon Kaya'yı da başka bir kere, Simon e, Kaya'yı başka bir yere koyalım. Yani oradaki o sergilenmiş olan tutum Eriksen'in o olayında hani turnuvanın belki de en çok konuşulan, tam İtalya'yı konuştuk diye ama Simon Kaya ve Kasper Schmeichel'lı iki kaptanın evet. Oradaki tavırlarını ve Danimarka'nın takımca tavır, tavrını da bir kenara koyalım. O da spor olaylarının en başında geliyordu yani. 2021'in son Liverpool Mini Express'ini de tamamladık. Şimdiden herkesin yeni yılı kutlu olsun. Yeni yıl sizlere önce sağlık getirsin. Sağlıkla beraber e, ekonomi, iyi bir ekonomi getirsin. Huzur getirsin, mutluluk getirsin. Canınızı sıkmayın. Her şey olacağına varır. Bakın 2021'de geldi geçti. Her şey gönlünüzce olsun. <laughs>